Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir Ramazan-ı Şerif'i arkamızda bıraktık. Orucumuzu tuttuk, Cenab-ı Hak tekrarını nasip eylesin. Ve tüm ömrümüzü onun rızasına uygun geçirmemizi nasip eylesin. Bayramımızı da yaptık. Biliyorsunuz Ramazan ve Kurban bayramları sadece bize mahsus iki bayram değil, şeyden itibaren, Adem Aleyhisselam'dan itibaren herkesin bayram yaptığı günlerdir. Çünkü Ramazan'ın başındayken yaptırmış olduğumuz bir derste, Ramazan orucunun bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bize farz kılındığını gösteren ayeti okumuştuk. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümussiyam kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa oruç size de aynı şekilde farz kılınmıştır diye. Tabi orucun bitiminde bir iftar var. Yani biz iftar kelimesini güneş battıktan sonra orucu bozma anlamında kullanıyoruz. Arapçada da o anlamda kullanılıyor. Ama bir de Ramazan'dan iftar dediğimiz fıtr günü. Şimdi o gün Ramazan orucu tutmuş olan ya da tutabilecek durumda olan kişilerin bir miskini, çaresiz kalmış bir kişiyi doyurma görevleri de var biliyorsunuz. وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ miskin diyor Allah-u Teala Bakara 184'te. Oruca güç yetirenlere bir de fidye gerekir. Çaresiz kalmış bir kişiyi doyurma. فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ diyor. Tabi ama kim daha fazlasını verirse kendi hayrına olur. Ama asgari görev çaresiz bir kişiyi doyurabilecek bir yardımda bulunmaktır. Bu ne demek oluyor? Ramazan-ı Şerif وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ diyor. Yani Ramazan'a gücü yetenlerin bir miskini doyurmaları gerekir. Ertesi gün Ramazan'ın bittiği gün bayramın birinci gün güneşin doğmasıyla birlikte bitmiş oluyor. Orada miskinlerin doyurulması kelimesini kullandığınız zaman şimdi ta'amu miskin, yani adamı çağırırsınız, yemek yedirirsiniz, doyurursunuz. Doyuracak kadar bir şey de verebilirsiniz. Yani bugün Türkiye'deki uygulamada olduğu gibi. Şimdi Allah'ın bu emrini yerine getirirken adamı çağırdığınız zaman ben oruçluyum derse ne olur? Olmaz değil mi? Onun için Ramazan'ın birinci günü oruç tutmak, bayramın birinci günü oruç tutmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmış. Değil mi? Öyle bir hadis var. Bir şey yapsan o hadisi ya da şuradan şunu çek. O hadisleri bir oku. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَنْ سَوْمِهِمَا يَوْمُ فِتْرِكُمْ مِنْ سَوْمِكُمْ وَالْيَوْمُ الَّذ۪ي تَأَكُلُونَ ف۪يهِ مِنْ نُسْكِكُمْ diyor. Tamam, yani şu iki günde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmayı yasaklamıştır. Birisi fıtır gününüz, yani orucu bittiği gün, Ramazan orucundan çıktığınız gün diyelim. Yani bizim bayramın birinci gün dediğimiz gün, bir de şu kurbanı kestiğiniz gündü değil mi? Etinden yiyeceğiniz gün, evet. Ondan sonra bir de üç gün eyyam-ı teşrik var. Eyyam-ı teşrik. La tasumu hadil eyyam fe innaha eyyam eklin ve şurbin. Bu günlerde de
oruç tutmayın çünkü bunlar yeme içme günleridir. Şimdi burada bu konu şu açıdan önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait herhangi bir söz, yani bir söz Resulullah'a aittir deniyorsa hiçbir zaman çala kalem reddedilmez. Biliyorsunuz yani şimdi zamanımızda birçok şeyler var. Yani insanları İslam dininden tamamen uzaklaştırmak için çok büyük organizasyonlar var. Bunu gayet iyi biliyoruz. Ve İblisin de doğru yolun üstünde oturduğunu da biliyoruz. Elbette ki İslami kavramları kullanacaklar. Şimdi bakıyorsunuz ki önce Allah'ın Resulünü devre dışı bırakıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bıraktığınız zaman bu olmaz. O zaman siz kendiniz devre dışı kalırsınız. Resulü devre dışı bırakmak için uydurulmuş birkaç tane hadisi öne alıyorlar. Onunla kendilerini haklı çıkaracak bir söylem geliştiriyorlar. Arkasından da ne kadar Resulullah'tan gelmiş hadis varsa hepsini çöpe atıyorlar. Bu birinci adım. İkinci adımda da Kur'an-ı Kerim var, Allah Kur'an'da her şey açık, açık olan şeye ne ihtiyaç var gibi tam bir şeytani bir yolla hareket ediyorlar. Tamam, her şey açık, güzel. Tarlada patates var. Gayet açık ve net. Hadi al da ye bakayım hadi. Al da ısır. Kapalı bir tarafı var mı patates? Toprağın altındaysa da elinden karıştırır çıkarırsın. Al da ye bakayım, yiyebiliyor musun? Şimdi çok şeyler, oyunlar yapılıyor. Allah'ın Resulü'nün bize örnek olması, bize hikmeti öğretmiş olması tamamen kaybolmuş vaziyettedir. Dolayısıyla ben bu dersimizin asıl konusu bugün nafile oruçlar ama bu konularda da sorular sorulduğu için onu da söylemek istiyorum. Bir de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona ait olduğu söylenen bir söz hiçbir zaman çala kalem reddedilemez. Üzerinde çok dikkatli durması lazım. Eğer kavrayamamışsanız bir kenarda dursun dersiniz. Ama bazı şeyler var ki yanlış olduğu çok açık ve net. Mesela işte birisinin bir başkasına secdesi caiz, kadının kocasına secde etmesini emrederim. Bu olması imkansız yani. Bu artık bunun üzerinde durmanın bir anlamı yok yani. Bunun gibi çok sayıda şeyler var. Yok efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü gelmiş kadınlara demiş ki İşte aklı ve dini noksan olanlar içerisinde sizin kadar bir erkeği yoldan çıkaranını görmedim. Öyleydi değil mi ifade? Şimdi demek ki aklı ve dini noksan olanlar diye bir taife var. Bunların hepsi erkekleri yoldan çıkarmak için şeye çıkmışlar. Uğraşıyorlar. Bunlar kaç tane diyelim, 10 taife. Bunların içerisinde kadınlar daha başarılı oluyor. Bir numara. Peki o diğer gruplar kim? Yani aklı ve dini noksan olan. Peki aklımızın noksanlığı ne? İki kadın bir erkeğin yerine geçer. Yani o öyleyse, madem iki kadın bir erkeğin yerine geçiyor, o zaman kadınlar, erkekler günde 5 vakit namaz kılıyorsa kadınlar 2 kılmalı. Madem yarısıdır, değil mi? Erkekler mallarının 1/40'ını zekat veriyorlarsa onlar da 1/80'ini versinler. Yani böyle çok bariz şeyler var. Efendim neymiş, siz adetteyken oruç tutmuyorsunuz, namazda kılmıyorsunuz. Peki oruç tutmamak ve namaz kılmamak bunların kendi kişisel tercihi mi? Bu geleneksel anlayışa göre hani. Eğer dinin emri ise dinin emrini yerine getirmek ne zaman dinin noksanlığı oldu? Hani bunlar çok açık. Böyle saçma sapan şeyler. Bazılarının hesabına geliyor. Ha, ama onun dışında
İşte Ramazan bayramında ve Kurban bayramında oruç tutmak haram. Niye haram efendim? Var mı Kur'an-ı Kerim'de? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de var. İşte şimdi şu anda ben bir mikrofondan konuşuyorum. Bu mikrofon tabiatta var mı? Elbette var. Yani tabiatta olmayan bir şeyi buraya getirmiş değiller ki ama bir, büyük bir teknolojiyle üretilmiş ve buraya kadar gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de söylediği bir söz, mutlaka onun Kur'an-ı Kerim'den çıkarmış olduğu bir hikmettir. İşte madem Cenab-ı Hak diyor ki miskini doyuracaksınız diyor. Miskini doyurma kelimesini dediğiniz zaman yani bunun en şeyi en nazik olanı sofranı alıp doyurmaktır. Misafir etmektir. Sen yemeyeceksin ona yedireceksin. Bu da hoş bir şey değil yani. İkincisi de orucu tamamlamış olduğunu bir şekilde göstermen lazım. Oraya bir oruca ters işler yapman gerekiyor. Ona da fıtır deniyor. Dolayısıyla bu son derece yani Kur'an-ı Kerim'de olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim hemen Kur'an'da bulamayacağımız cümlelerle bize söylemiş. İkincisi hac günleri Kurban Bayramı günleri. Şimdi Kurban Bayramı günleriyle ilgili olarak yani şeyde dersin yine daha önce anlatmıştık hani şeylerinde Paskalya şey bayramları var. O da Ramazan bayramı. Yani Hristiyanların o da Ramazan bayramı. Onda işte 40 günlük, bazılarında 50 günlük bir şeyden sonra, perhizden sonra o bayramı yapıyorlar. Kurban bayramı da Adem Aleyhisselam'dan beri olan bir şeydir. Allah-u Teala mesela İbrahim Aleyhisselam'a şey yaptığı zaman Kabe-i Şerif'i bina ettirdiği zaman diyor ki işte insanlar arasında ilan et diyor. Haccı ilan et diyor. İnsanlara gelin hac yapın de demiyor. Haccı ilan et diyor. Ne? Yani artık hac yapılacak noktaya gelindi. Herkes zaten haccı biliyor. Ondan sonra gelsinler buraya diyor. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendi menfaatlerine şahit olmaları için. Yani hac varsa orada bir de panayırlar kuruluyor. Zaten tarihin eski yıllarından beri. Artık onu da kuracaklar. İşlerini, ticaretlerini yapsınlar. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُمَاتٍ عَلَى مَرَزَقُهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنَامِ O bildikleri günlerde, günde demiyor, günlerde en az üç olur. Daha fazla da olabilir. İşte yevmul adha ve eyyami teşrik dedikleri toplamı dört günden ibaret olan bizim hepsine de Ramazan başı Kurban Bayramı günleri dediğimiz günler. O günlerde diyor Allah'ın adını kendilerine diyor rızık olarak verdiğimiz en'am cinsi hayvanlar üzerine ansınlar. Koyun, keçi, sığır, deve. Yani kessinler. Peki kestik ne olacak o zaman? فَكُلُوا مِنْهَا Siz yiyin. Orucum. Olur mu? Yani yiyin diyor Allah-u Teala. Gündüz keseceksiniz. Hatta ne zaman yiyeceğimizi de söylüyor. Bak mesela 34. ayetinde şeyden 36. ayet. 36. ayet. 34 değil. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ O bedin yani bedence gelişmelerini tamamlamış yani ben daha hoşuma gidiyor yani insanların buluğa ermiş olması gibi yani senesini tamamlamış ona müsin deniyor Arapçada gelişimini tamamlamış işte kapak atmış deniyor işte yani yavru yapabilecek ne demişim dişlerini değiştirmiş. Ha, dişlerini değiştirmiş falan evet. O yani bedence gelişmesini tamamlamış olan hayvanları da sizin için diyor Allah'a kulluğun şeyinden simgelerinden yaptık. Onlar sıra sıra dururken diyor üzerine besmele çekin. Şimdi hayvanlar. Yani şimdi siz eski dönemi düşünün. Güneş battıktan sonra hayvanlar kesilebilir mi? Yani bugün elektrik var. Mezbahalarda şey yaparsınız. Bugün kesersiniz ama eskiden mümkün değil yani. Yani şu köylerde de bugün gene mümkün değil. O zaman sıra sıra dururlarken diyor Allah'ın adını üzerlerine alın. Ondan sonra
فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ne zaman yanları yere yapışırsa فَكُلُوا مِنْهَا hemen ondan yiyin. Hayvanı kestin yere. Ye diyor Allah. E orucum ya Rabbi. Denir mi orada? Sadece ye demiyor. Başka ne diyor? وَاَطْعَمُوا yedirin diyor. الْكَانِعَ وَالْمُعْتَرِ yani olmasa da olur diyene de yedirin. Yani bana vermeseniz de olur. Sen başkasına ver. Yok sen de ye bak Allah ona sen de gel. Yani biz ne diyoruz onu? Eşe dosta yedirin diyoruz değil mi? Bir de vel mu'tar sıkıntı olan yani şey maddi sıkıntısı olan kişilere de yedirin. O gün oruçlu olursanız bu emri yerine getirebilir misiniz? Ve o günler diyor, gün demiyor. Dolayısıyla demek ki Ramazan bayramında oruç tutmak, Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak Allah'ın bu emirlerine ters geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği de budur. Kur'an'ın neresinde var? Çok güzel. Neresinde var? Tamam. Hani biz de söylüyoruz, tamam işte sırtında gömlek var. Hangi ağaçta yetişiyor bir gömlek? Hiçbir, o zaman hiç gömleksiz dolaş. Yani şeyler, yani şöyle bir şey, hani geçmişten gelen yanlışları ortaya koyduğumuz zaman bazıları çok aşırı gidiyor. Efendim işte Kur'an-ı Mübin her şeyi ortada olan bir Kur'an'dır. Ne demek Mübin? Efendim şeyi yok. O batınilik dedikleri, aslında bu işin bir de batıni manası vardır diyenler var değil mi? Ya sırlar, Kur'an'dan bir takım sırlar çıkaran, işte rakamları ortaya koyuyor. İşte bunda sırlı şu şeyler vardır. Sırlı kelimeler vardır diyor işte. Şunu da ilave edersek bu çıkar, bunu yaparsak bu çıkar gibi bir takım ebced hesabıyla Kur'an-ı Kerim'i kendi keyiflerine göre konuşturanlar var biliyorsunuz. İşte bunun batınında şu anlamlar var, sen zahirine ne bakıyorsun diyenler var, öyle değil. Yani açık ve net, açık net ama bu işin bir metodu var. Yani şimdi bir mutfağa gittin, her türlü yiyecek maddesi var, çok güzel. Un var, yağ var, şeker var. Ama helva yapacak birisi yoksa bunu yiyemez. Şekerden bir iki tadımlık olursun ama helva diye bir şeyi asla yiyemezsin yani. O malzemelerden hiçbir zaman yemek pişiremezsin. Bir müddet sonra o malzemeleri ya bir başkasına vereceksin ya da çöpe atacaksın. Ha Kur'an-ı Kerim ondan farkı şu var. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman çöpe atlamaz. Bunu bu şekilde de istifade edersin. Okursun. Elbette ki istifade edersin. Ama toplumun ve dünyanın problemlerine çözüm üretmen, kendi kişisel problemlerine de çözüm üretmen mümkün olmaz. O çözüm üretmek için gereken ekiplerin kurulması lazım. Şimdi sonuç olarak çok ileri giden kişileri görüyoruz. Ve bizlere de referans veriyorlar. İşte hocam böyle değil mi? Öyle değil kardeşim. Öyle değil. Yani bir kere ben Kur'an'dan bir şey çıkaramazsın. Kur'an'da olandan istifade edersin güzel. Sen elma yersin. Ama elmadan marmelat yapamazsın kardeşim. Elmadan bir şey ne bileyim bir şey yapamazsın yani. Reçel yapamazsın. Onu yapabilmek için o işin uzmanı olman lazım. Ispanak tamam güzel ıspanağı getir güzel. Pişirmeden yiyebiliyor musun? Yerim mi? Ye tamam hadi buyur afiyet olsun. Yiyorsan ye. Yani hakikaten böyle şey yapıyorlar çok kendi yani şöyle bir şey var. Hani buradan bir şeyler söyleniyor. Geleneksel hatalar. Kur'an-ı Kerim açıkça aykırı olan hatalar var. Uzunca yıllar hocaların karşısında kendisini ezik hissetmiş olan kişiler, hocaların bir yakası yanlışını bulduğu zaman bu defa kendilerini de hoca, hatta hocanın da üstünde kabul ediyorlar. Başlıyorlar bu defa kendileri çok daha büyük hatalar yapmaya, bunları yapmayalım.
Evet, şimdi bu demek ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir sözün Kur'an'ı temelini bulmak öyle kolay bir iş değil. O ciddi bir uzmanlık ister. Ve işi de uzmanlığı olan kişilere bırakmak lazım. Mesela neydi şeyde? وَلَوْ رُدُّهُ اِلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَ اَمِنُهُ Öyle mi? Neydi şeyde? Bir ayet vardı. اِلَى اُلَّمْرِ مِنْهُمْ لَا اِلَى اُلَعَلْمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَ اَمِنْهُ Evet. Ha, tamam. Tamam. İza ca'ahum emrun min el-emni ve'l-havfi diyor. Yani güvenlik ya da korku ile alakalı bir şey geldiği zaman kendilerine bir iş geldiği zaman eza'u bi hemen onu yayarlar. Yani duydukları sözü hemen yayıyorlar. İster güvenlikle ilgili olsun, ister korkuyla alakalı olsun. Ama böyle yapmasalar da velev radduhu ila'r-rasul gelip de bunu Resul'e anlatsalardı. Ve ile ul emri minhum bir de kendi işlerinden hani bu konularda görüş ortaya koyabilecek kişilere söyleselerdi. La alimehu lezine istenbitunehu minhum. Onların içerisinde bunun kaynaklarından çıkarabilen, ilgili delillerden hüküm çıkarabilecek olan yani hikmeti çıkarabilecek olan kişiler kesinlikle bilirler diyor. Ve levle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ Eğer Allah'ın sizin üzerinizde ikramı ve rahmeti olmasa elbette ki şeytana uyardınız. İlla kalilen az bir kısmınız hariç. Yani demek ki hemen duyduğunu, gördüğünü derhal kendisine göre değerlendirenlerin yaptıkları doğru olmuyor. Yani herkes kendi haddini de bilmek zorundadır. Peki şimdi şey yapalım, bu nafile oruçlarla ilgili. Nafile kelimesini biliyorsunuz. Nafile ek görev manasına geliyor. Türkçemizde nafile boş anlamına gelir. Ne söylersen nafile deriz. Yani hiç kimsenin dinlediği yok. Boş söz manasına gelir. Ya da boş iş manasına gelir ama dini terim olarak farz ya da vacip olmayan ama yaptığınız zaman sevap kazanacağınız yapmadığınız zaman da günah kazanmayacağınız ibadetler anlamına geliyor. İşte nafile oruçlar da farz, vacip şeklinde nitelendiremediğimiz oruçlardır. Şimdi bununla ilgili hadisleri Enes Hoca'dan dinleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nafile oruçları konusunda birkaç tane hadis var. Ben bunu tertipledim. Birincisi bu Şevval ayında şimdi konumuz olduğu için şu anda Şevval ayı içerisinde olduğumuz için içerisindeyiz, evet. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstehaptır denilir. Bunu hadisli müstehap ne demek? Yani hub sevgi demek. Müstehap yani yaparsan güzel olur demektir. Evet. Yapmasan bir eksiğin olmaz ama yaparsan güzel olur. Şöyle bir hadis var Müslim'de. Men same Ramazana sümme etbe'ahu sitten min Şevval kâne kesiyamid dehri. Evet. Müslim'de geçen bir hadis. Kim Ramazan orucunu tutar, 6 günde Şevval'dan tutarsa sanki bir yılı oruçta geçirmiş gibi olur. Şimdi bunu siz genel bilgilerinize nasıl değerlendirirsiniz? Allah bir gün ibadete kaç günlük sevap veriyor? 10 gün. Peki bir ay tuttuk Ramazan'ı. Kaç ay tutmuş gibi sevap alırız? 10 ay. Geriye ne kaldı? 2 ay kaldı. Peki 3 gün kaç güne bedeldir? 30 güne değil mi? 6 günde 60 güne. 60 gün kaç ay eder? 2 ay. Öyleyse Ramazan'ı tuttuğun zaman 10 ay. 6 gün daha tuttuğun zaman 60 gün. E tamamı 12 ay der şey yapar. Yani Allah-u Teala'nın vaad ettiğidir bu zaten. Tutmuş gibi olur diyor. Evet, evet. Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiğidir. İkincisi evet. De yani bakın yani bu Resulullah'ın sözü olduğu belli yani burada.
bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olursun diyor. Evet. Pazartesi ve Perşembe. Yani tutmuyorsa ifade eden başka bir rivayet var. Var şeyde. Hadis olarak mı? Tabii şeyde bu İbn-i Mace'de geçiyor. Orada diyor ki men sâme ramadâne ve sittete eyyâmin ba'del fıtri. Hani kim Ramazan'dan sonra 6 günde oruç tutarsa Ramazan'la birlikte kâne temâmes seneti. Mesela Şevval demiyor burada. Hı-hı. 6 gün. Bu daha net yani. Hı-hı. Yılın içinde herhangi bir 6 gün. Oruç tutarsa diyor ne olur? Men câe bil haseneti felehu aşru emsâliha. Bak direkt ayeti okuyarak açıklıyor Resulullah. Diyor ki işte kim bir iyilik gelirse Allah'ın huzuruna ona 10 misliyle karşılığı vardır. İşte bu hesabı yaptığımız zaman yani 60 gün 2 ay ya 10 ayda işte Ramazan olacağına tekrar edeyim. Burada Şevval ifadesi yok. Ki öyle yani Şevval'da tuttuğun zaman 1'e 10 da sanki başka gün tutsan daha az değil. Evet. Ya Şevval'e özel görmemek lazım o zaman. Yani bu Şevval'e yani. Özel değil yani. Evet. Öbür Ramazan'a kadar. Öbür Ramazan'a kadar müsaadesi var. 6 gün tutmadıysan o zaman o 10 aya tekabül etmiş olur senin. Gene hikaye yani efendim o şeyde bu 6 gün tuttun mu 12 ay tutmuş olmuyorsun. 6 gün tuttuğun zaman en fazla 2 aylık sevap almış oluyorsun o kadar. Tutmadığın zaman gene o 1'e 10 devam ediyor Ramazan'daki. Evet. İkinci müstehap oruçların ikincisi pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaktır. Peygamber Efendimiz bu konuda diyor ki: "Tu'radul a'malu yawmal ithnayn vel khamis fa uhibbu an yu'rada amali ve ana saim." İşte bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz edilir. Benim amelim arz edildiği sırada oruçlu olmaktan hoşlanırım diyor. Yani siz tutun demiyor. Evet, değil mi? Evet. Yani tutun yapın edin falan filan demiyor. Ben bundan hoşlanırım. Ben isterim ki benim amelim arz edildiği zaman oruçlu olayım diyor. Hadis-i Tirmizi Müslim'de geçiyor. Tirmizi'de ve Müslim'de geçen. Evet. Ondan sonra Eyyamul Bid dediğimiz her ayın 13. 14. 15. günleri her ayda 3 gün olmak üzere bu günlerde oruç tutmak da müstehaptır. Peygamber Aleyhisselam Ebu Zer radıyallahu anh şöyle diyor: Emrena Resulullah Aleyhisselam en nasuma mine şehri felasete eyyamin bidin. Sâlâsete aşer, erbâ'da aşer ve kâmsete aşer. Ve kâle hiye kesavmü dehri. Evet, o da aynı şey. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ayda 3 gün eyyâm-ı bid da, eyyâm-ı bid beyaz günler yani. Beyaz gün, beyaz geceleri de hatırlatıyor. Şeyde her ayın 13, 14, 15 yani bu 3 günde ay dolunay şeklinde gözükür. Dışarısında aydınlatır. Yani bulunduğu tüm çevreyi aydınlatır. Kandile, el fenerine ihtiyaç olmadan siz orada yürüyebilirsiniz. Onun için beyaz günler diyor. O hadise Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud'larda geçer. Nesai'lerde de var. Yani çok sayıda hadis kaynağında hatta var. Hatta Peygamber Efendimiz bu şeyde seferde, yolculuk esnasında da bu 3 gün oruç tuttuğu var. Söyleniyor. Tamam. Kim bunu tutarsa bir ayın tamamını oruçlu geçirmiş olur. Şimdi 3 gün. Onunla çarparsanız ne yapar? 30 gün eder. Her ayın 3 günü olduğu zaman ilaveten yani Ramazan'a ilave bir yılı oruçlu geçirmiş olursunuz diyor. Ondan sonra Muharrem ayı yani Kameriye aylarının birinci ayı bir ay oruçluğundan. Kameri yılın ilk ayı, evet. Şaban ayı. Şaban ayının ilk 15'i. Çünkü sonraki 15'inde oruçluğundan yasaklamış bir hadis var. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Şaban izen tesefe Şaban'ı felâ tesûmû diyor. Ramazan'a hazırlık yapmak Şaban'ın, için. Şaban'ın 15'inden itibaren oruç tutmayın demiş. Tutmayındır. Ramazan'a vücut hazırlansın. Ama ilk 15'inde oruç tutmakta müsaittir. İlk 15'inde tutulabilir, evet. Bu konuda hadis var. Ondan Şaban da Ramazan'ın önceki. Ramazan'dan bir önceki ay. 8. ay. Kamer-i Hisam'da. Evet.
Peki Muharrem ile ilgili şey. Bir de şey o da hadis de diyor ki evdalu siyam ba'de Ramazan şehrullahil muharrem. Ve evdalu salat ba'de farida salatul leyl diyor Müslim'de geçen bir hadis. Yani evet en faziletli oruç Ramazan'dan sonra Muharrem ayında tutulan oruçtur. En faziletli namaz da farz namazlardan sonra gece kılınan namazdır. Yani teheccüd namazıdır. Evet. Zilhacce ayının 10'u ilk 10'u diyor. Ama 9 gün oruç tutuyor. Bir günde kurbanlık yaptığı için 10 gün ibadet etmiş oluyor. Böyle bir hadis var. Bence o şey. Ha, nereye geçiyor hadis? Bukhari'de geçiyor. Yani o sanki veleyalin aşrini biraz yanlış temellendirilmesi gibi geliyor bana. Resulullah mı atfetmiş? Öyle diyor evet. İbn Abbas'a geliyor. Diyor ki: "Ma min ayyamin el-amelu salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihi el-ayyam." Yani ayyam-ı teşrik. Kalı yarasını velel cihad bi sebilillah. Ama ayyam teşrik başka, o başka. Yok, ayyamın aşrı. Ha. Kalı yarasını velel cihad fi sebilillah. Kalı velel cihad fi sebilillah illa reculun kharaca bi nefsihi ve malihi felem yerci' min zalike bi şeyin. Bukhari'de geçiyor. Evet, yani bu şeyin Zilhicce'nin ilk 10 günüyle ilgili olarak bu hadis-i şerif işte her şeyden daha hayırlı mıydı, neydi? Mâ min eyyâmin el-amelü s-sâlihu fîhâ ehabbu ilallâhi min hâzihil eyyâm. Evet, yani bu günlerden daha yani Allah yapılan iyi işlerin Allah katında bugünlerden daha çok değerli sayıldığı gün yoktur. Cihattan da mı ya Resulallah? Evet, cihattan da diye şey yapılmış. Tabi orada cihadı biraz aşırı gidildiği belli. Evet, yani evet. Cihattan da mı ifadesi, yani cihattan hiçbir şey daha fazla olamaz. Ve cahidu fillahi hakka cihadihi diyor. Cihat dediğimiz yani savaş, sıcak savaş falan değil. Allah'ın emirlerini her türlü engele rağmen söylemeye, yaşamaya ve yaymaya çalışmak demektir. Dolayısıyla bu biraz şüpheli bir rivayet, evet, yani o şey. Sonra, bir kere 10 gün olamıyor. Olamıyor çünkü 10. gün zaten oruç tutmak haram. Olamıyor. Orada şey bozuldu, sistem bozuldu. Evet. Şimdi Arefe günü dediğimiz Kurban Bayramı'nın bir gün önceki gün. Bugün sonra işte bak o hadisi bir daha okur musun? Bu hadis bu şey bak ibareyi parça parça oku. Mamin ayyamin el amelu salihu fiha habbu ilallah min hadihi ayyam. Yani bugünlerden Allah katında salih amelin daha iyi olduğu gün yoktur bu günler dışında. Nasıl yok? Ramazan var. Kalo ya Resulallah. Velen hac, hac şey, eyyam-ı teşrik var. Bayram, işte kurban kesiyorsunuz. Yani Allah yolunda cihat var. Şu şey, hatta cihattan da daha önemli. Bu yani işte az önce söyledi ki, yani işte rivayetten Buhari'de olsa, kim olursa olsun, evet, evet, yanlışsa hemen kendini gösteriyor. Evet. Arefe günü orucu da müstehaptır. Hadiste şöyle: "Suile Resulullah Aleyhisselam en savmi yevmi Arefe." Bu da biraz abartılı. "Kale yükefiru senetel madiyete vel bakiyete." Bak mesela Arefe günü oruç tutarsan, Arefe günü hangi gündür Arefe günü? Sadece Kurban Bayramı'ndan bir gün öncekine Arefe günü denir. Bize mesela Ramazan'dan öncekine de Arefe denir. Yani bir şeyden bir öncesini Arefe, onun falancanın Arefesinde. Hayır. Arefe günü hacıdan Arafat'a çıktığı gün anlamına gelir. Şimdi bunda bu hadisin de doğru olma şansı yok. Çünkü ne diyor? Yükefir seneden vadiyete ve bakiyet. Hem geçmiş yılın bütün şeylerini örter hem de gelecek yılın. Ne güzel. Bir Arefe günü oruç tut. Ramazan'a da gerek kalmadı. Evet. Geçmişi de geleceği de hepsini de kapatıyor zaten. Aşura gün dediğimiz Muharrem'in 10. gün. İbn Abbas'a geliyor bu da muttefakun aleyh olan bir hadis. Resulullah Aleyhisselam "Same yevmi aşura'a ve emre bi siyamihi" diye bir hadis var. Resulullah aşura günü oruç tuttu ve tutulmasını emretti. Ama o tek gün değil, ona ilave yapılıyor değil mi? Ondan sonra başka bir hadis diyor ki "Le'in bekitu ila kabilin le'asummenden tasi'a" diyor. Ha, biz bir sene daha yaşarsam 9. O Yahudilere benzememek için öyle. Yahudileri oldu. Halbuki benzememek için sözü doğru mu? Öyle hadisler çok var. Yani. Hayır, ibadet konusunda benzememek için sözü yanlış bir söz. Çünkü
Resulullah tasdik için gelmiştir. Ayrı bir söz değil ki, o yolu aynen devam ettiriyor. Ha, Kur'an-ı Kerim'de olmayan ya Kur'an'a ters düşen bir konuda onları taklit ediyorsan, Kur'an'a ters düştüğün için kendini ayıplaman lazım. Yahudilere benzediğin için değil, ya da Hristiyanlara benzediği için değil. Bu bütün bunlar Resulullah'ın tasdik için geldiğine ters düşmüyor mu yani bu şekilde? Ters düşüyor mu? Ters düşüyor. Ve ondan sonra öyle bir yapı oluşmuş ki, yani mesela işte Yahudiler de namaz kılar dediğimiz zaman yok ya diyorlar. E onlar da abdest alır dediğimiz zaman yok ya diyorlar. Şimdi birkaç gündür Sonya Hanım şeyi inceliyor, Zerdüştlerin sitelerini inceliyor. Değil mi? Onların da şey abdestleri ve namazları ile ilgili gördüklerini bir anlat bakalım. Mesela Zerdüştler, biz ne yaparız Zerdüştlere? Zerdüşt dediğiniz zaman bizim geleneksel kitaplarımızda şu vardır. İki tanrıya inanan. İyilik tanrısı ve kötülük tanrısı. Zulümat ve nur. Tanrıya inanan. Ama Zerdüştler böyle bir şeyi kabul ediyor mu? Zerdüştlere baktığımız zaman onları ve Şiyelere mesela karşılaştığımızda daha muvahhid gibi gözüküyorlar. Beş vakit namazları var. Vuduları yani abdest şekilleri de çok bize yakın. Bak Zerdüştler beş vakit namaz kılıyor. Beş vakit. Yani şu evet. Andaki Zerdüştler. Ve abdest de bize yakın bir şekilde abdest alıyorlar. Evet. Ve daha önemlisi namazda yani bu durduğu zaman biz aynı Fatiha surası nasıl okursak hamd sanadan başlıyoruz. Sonra Allah'ı anıyoruz. Malik yevmedin falan diye. Senden başkasını tapınmıyoruz. Onlar hepsi İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Onlar da var. Hepsi aynı Fatiha suresi gibi bir şey okuyorlarmış namazlarında. Yani çok yani şok oldum yani bunları gördüğümde. Sadece bu Zerdüştler hakkında Müslümanlara yazdıklarını okursa eğer Zerdüşt'ü hiç tanımamış gibi oluyoruz. Öyle bir kanaate gittim. Çünkü kendi kaynaklarını öğrendiğimiz zaman böyle bir şey araya çıktı. Çok güzel işte bir şey. İşte şeyde yıllar önce Zerdüştlere yazdığım bir mektup vardı. Sizin din adamlarınızın Allah'la sizin aranızdaki rolü nedir diye hemen sert bir cevap vermişlerdi. Biz müşrik miyiz? Allah'la bizim aramızda ne işi var din adamının diye. Şimdi bunlar şu bakımdan çok önemli. Bakın bu Kur'an-ı Kerim Hac suresinin 17. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. İnnellezîne âmenû. Şimdi sınıflara ayırıyor. Bir müminler diyor. Tamam onlar biz oluyoruz. Ondan sonra ikinci ellezîne ile vellezîne hâdû vessâbîne vennasâre velmecûs. Yahudiler, Sabiler, Nasraniler, yani bizim Hristiyan dediklerimiz ve Mecusiler. Bak Mecusiler. Mesela biz Ehli Kitap dediğimiz o zaman aklımıza gelen kimdir? Yahudi ve Hristiyan. Ama Allah o gruba kimi kattı? Sabileri kattı ve Mecusileri kattı. Mecusi dediğim ateşe tapanlar. Bunu kesinlikle kabul etmiyor bu insanlar ateşe taptıklarını. Şimdi ha o yaptıkları yanlış olabilir de ama o yanlışı da anlatmanın bir usulü olması lazım. Yani önce o insanlarla ortak noktalar çünkü tasdik meselesi. Bu nereden geldik işte Yahudi'ye benzememek. Hani oruçtan. E oruç doğruysa niye benzemeyeceksin? Bir kere bu şeye çok ters. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum'a ters bir şey. Sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de öyle farz kılınmıştır. Bu da benzemek durumu esastır. Benzememek esas değildir ki. Çünkü önce onları tasdik ettiğinizi göstermeniz gerekir. E şimdi madem Allahü Teala burada Hristiyan dedi, Yahudi dedi, Mecusi dedi, Sabi dedi. Tamam söyleyeceğim. Şimdi Müslümanlar
bu dört grup hakkında da çok çalışmalar lazım değil mi? Çok iyi incelemeleri gerekir en azından bu dört grup. Zaten başkalarına da atıfta bulunan ayetler var. O insanlar kendilerini tasdik eden bir nebi bekliyorlar. Bugün hala kendilerini tasdik eden bir nebi beklentisi Yahudilerde de Hristiyanlarda da var. Biz onlara bu nebi geldi diye göstermek zorundayız. Yani kendilerindeki o tasdik bizim tarafımızdan gösterilmiş olmalı ki ha öyle mi? Bak şunlar yanlış dediğin zaman zaten onların fıtratlarına da ters olan şeyleri söylemiş olacaksınız. Yani tıpkı Allah'ın Resullerinin söylediği efela tetezekkerun. Ya aklınıza çalıştırsanız da şöyle bir düşünün, kafanızı bir yoklayın. Bak bu yanlış bu. Ya değildir diyemeyeceklerdir. O zaman ha demek ki beklediğimiz Mehdi gelmiştir. Mehdi. Ne demek Mehdi? Kendisi doğru ve doğruyu gösteren kişi. Zaten Allah'ın Resulü de öyle yani. Mehdi'dir işte. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'dir işte. Beklenen Mehdi odur. Beklenen Nebi odur. Beklenen Resul odur. Hepsi de odur. Ya ama biz şimdi onlara yanlış yaklaştığımız için bunlar kaybolmuş gitmiş oluyor. Yani şimdi 5 vakit namaz kılıyorlar. Bu hiç garip tarafı yok ki. Tabii ki kılacaklar. Onun olmaması gariptir. Abdest alıyorlar. Tabii ki alacaklar. Sahabiler de öyle. Sahabiler Yahya Aleyhisselam'a inanan, ona indirilmiş olan kitaba inanan Ginza diye, işte Arapçası Kenz, yani Kenz nedir? Hazine manasına geliyor. Ginza diye kitapları olan, işte Şinasi Gündüz Hoca o konuda çalışmalar yapmıştı, onun vesilesiyle biz öğrendik. İnsanlar, onlar da abdest alıyor ve 5 vakit namaz kılıyorlar. Mesela onlardan ben bir hocayla karşılaşmıştım. Temizliklerine son derece dikkat ediyorlar. Son derece hassas insanlar. Karşılaştığım günde oruçtu. Oruçları aynen bizim orucumuz gibi. Şimdi onlara Kur'an-ı Kerim'in kendilerine tasdik ettiğini söylediğin zaman kendilerini bunun içerisinde buluyorlar. Hatta biraz da konuşmuştuk ama sonra vakit fazla değildi. Yani böyle daha uzun uzun konuşamadık. İşte dolayısıyla şeyler de işte onlara benzememek falan bunlar pek tutarlı şeyler değil yani. Bitti mi? Yok. Hı? Var iki tane de. Var mı? Tamam. Onları da oku. Bir gün iyi, bir gün oruç tutmak da müsaittir. Mesela Peygamber Aleyhisselam şöyle demiş. İnne ahabbes siyam ilallahi teala siyamu Davud ve ahabbes salat ilallahi salatu Davud aleyhisselam. Kana yanamu nisfe'l-leyl ve yakumu sulusehu ve yanamu sudusehu ve kana yasumu yevmen ve yuftiru yevmen. Bu da çok enteresan bir hadistir. Şimdi bu hadiste geçen kavramlar bizim bizde unutulmuş olan kavramlardır gerçekten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en güzel oruç Davud'un tuttuğu oruçtur aleyhisselam. Şey de diyor, Davud bir gün oruçta bir gün yerdi. En güzel namaz Davud'un kıldığı namazdır. Tabii 5 vakit namazın dışında. Gecenin yarısında uyurdu. Gecenin yarısı ne? Şimdi güneşin batmasıyla doğması arasındaki kısım gecedir. Güneşin battığı zaman hava tam kararmaz. Yani yavaş yavaş kararır biliyorsunuz. Hava tam karardıktan sonra bir gecenin artık karanlık bölümü vardır. Sonra tekrar alacakaranlık başlar. Yani gecenin iki ucu alacakaranlıktır. Ortası da karanlıktır. Dolayısıyla gece üçe bölünmüş oluyor. Birinci bölüm akşamın alacakaranlığı, üçüncü bölüm sabahın alacakaranlığı, ikinci bölüm de gecenin ortası. Yani o iki alacakaranlığın ortasına gecenin ortası deniyor. Ki bütün kültürlerde bu böyledir. Çünkü başka bir şekilde adlandıramazsınız. Türkçede de gecenin ortası kavramı var. Peki
akşamın alacakaranlığı ikiye bölünür biliyorsunuz. İşte akşam namazı ve yatsı namazı vakti. Tabi olarak bölünüyor yani şeyde ışık şeklinde. Sabahın alacakaranlığı da ikiye bölünür. Seher vakti ve sabah namazı vakti. Mesela dikkat edin, sabahın o seher vaktinin başında kuşlar ötmeye başlar. Hatta bu sabah dikkatimi çekti. Sanki o kuşlar Allah, Allah der gibi geldi bana. Yani böyle koro halinde. Biraz daha dikkat ettim dedim. Herhalde ben kendim böyle yapıyorum. Sanki öyle geldi. Tam o saatte, o dakikada kuşlar ötmeye başlıyor. Tabiatın uyandığı vakit, insan vücudu da uyanıyor o saat. Peki, o zaman sabahın alacakaranlığı ikiye bölündü. Akşamın alacakaranlığı da ikiye bölündü. Tabi olarak siz zihnen gecenin ortasında ikiye bölersiniz. O zaman gece kaç bölüm olur? 6 bölüm olur değil mi? İşte o şey de 6'nın yarısı da 3 eder. O zaman akşam namazı, yatsı namazı vakti 2. Bir de sabah namazı vakti 3. Onun dışında kalan kısım da gecenin yarısıdır. Yani seher vakti dahil, seher vaktiyle gecenin ortası dediğimiz vakitin toplamı gece yarısıdır. İşte Davud Aleyhisselam Nısfü'l-Leyl'le uyuyor. Yani bizim yatsı namazının son vakti diye şeyimizde geçiyor ya. Yani yatsı namazını kıldıktan sonra uyuyor. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşulmasından da hoşlanmaz yatsı namazından sonra. Yatıp dinleneceksiniz. Sonra gece kalkıyor. Namaz kılıyor. Gecenin nısfında, yani nısfında uyuyor, gene nısfında kalkıyor. Son altıda biri hangisi olur o zaman? Seher vakti olur, seher vakti. Seher vakti altıda bir. O altıda birinde de uyuyor. Yani seher vaktinde de uyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de seher vaktinde uyurdu. Yani Ayşe validemiz diyor ki, işte o seher vaktinde yanımda uyuduğunu görürdüm diyor. Yani uyurdu diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi zihinlerdeki gibi olsa uyuyacak bir vakti ondan sonra tam yarısı olduğu için. Ha. Bugün şey var. Saat var. Gece yarısı saat 12 olarak düşünülüyor değil mi? Saat yok. Nasıl bulacaksın? Saat olduğu zaman da gece yarısı 12 değil. Bugün mesela İstanbul'da gece yarısı 12 değildir. İzmit'te 12'dir ama İstanbul'da değildir. Kaldı ki İzmit'te de hangi saat dilimine göre hareket ettiğinize bağlı. Yani mahalli saatle gece 12 gece yarısıdır. Mahalli saat hiç kimse kullanmaz bugün. Eskiden kullanılırdı mahalli saat. Öyleyse gece yarısını zaten belli noktalar dışında hiç kimse bulamaz. Bir saat lazım. Hiçbir tabi işareti de yok onun. Ondan dolayı gece yarısı zaten halk örfünde de öyledir. Yani şeylerde mesela köyleri düşünün. Biz şimdi şehir yerlerinde sokaklar aydınlık, evler aydınlık. Gece gündüz birbirine karışmış vaziyette. Ama köy yerlerinde bir insan yatsı namazından sonra kalkıp da sizin evinize misafir olarak gelse ne yaparsınız? He? Gece yarısı denir. Gece yarısı gelmiyor. Adam gece yarısı kalkmış gelmiş denir. Gerçekten gece yarısıdır o. Yani fıtraten gece yarısıdır. Sabah namazına kadar o gece yarısıdır. Sabah namazından önce kalkıp gelse yine aynı şeyi söylersiniz. Gecenin yarısına kalkmış gelmiş adam dersiniz. İşte gece yarısı odur. Şey değil, bu şu andaki şartlarda oluşmuş olan değil. Yani bugün de köylerde, elektriksiz köylere gidin, gene gece yarısı odur. Yaylalara gidin, odur. Niye? Çünkü o saatte hava karanlık olduğu için bir yere gidilmez. Herkes dinlenme modundadır. Tüm tabiat. Evet. Onun için Davud Aleyhisselam bir gün oruç tutar, bir gün tutmazmış. O gece yarısında kalkar namaz kılar. Tabi seher vakti de ona dahil ama seher vaktinin sonuna doğru birazcık uyuyor. Vücudu dinleniyor. Sonra kalkıp sabah namazını kılıyor.
Bunlar şimdi mekruh, tutulması mekruh sayılan oruçlar var. O İstersen şey yapalım, bu Şia'da bundan farklı görüşler var mı? Şurada anlatılanların. Şialarda nafile oruçlarına mustahap oruçlar diyorlar. 3 çeşit oluyor. Bir mustahap olduğu için herhangi ibadet yaparsan Allah'a yakınlaştırdığı için yılın istediğin haram olmayan günleri oruç tutabilirsin diyen bir oruçlar. İkinci çeşidi ise bir amaç ile tutmak. Mesela istisqa. Yağmur az olduğu zaman mesela oruç tutuyorlar. Mustahap diyorlar ve oruç tuttuğun esnasında yağmur yağsın diye dua ediyorlar. Ve ayyam-ı has diyen bir şey de var. Yani bir özel günlerde oruç tutma sefariş edilmiş, yani tavsiye edilmiş diye. Üç çeşit oluyor. Şimdi bu söylenen hadislerde bir tam tersi bir var mesela Şiilerde. Aşura günü tavsiye edilmiş Enes Bey okudu. Tam tersine diyorlar ki Aşura günü oruçlu olmak mekruhtur. Tavsiye edilmez. Arafat günü oruç tutmak mustahabdır ama şartı var. Çünkü Arafat günü yani Zilkade'nin 9. günü özel bir Zilhicce'nin özel duası okunur. Duayı Arafat diyen ve bu duayı Arafat'ta eğer senin orucun engel olursa o gün oruç tutmak mekruhtu diyor ve illa mustahaptı kendi başına. Tabi o gün zor bir gündür. Sıkıntı ya, olabilir. Sünnilerde de zaten savmıyor mu Arafat gayrı hac diyor. Yani hacı olmayanlarla hacı ilgili. Evet, ya ama duayı Arafat Şialarda sadece hacılar okumuyor. O yüzden ayrım yapmaz da. Şimdi, o zaman bu önemli. Bizim bazı yerlerde de duyarız. Demek ki Şia'dan kaynaklanıyormuş. Arafe günü yani Arafat hacılar Arafat'tayken hacılar orada dua ederler. Şiiler de nerede dua ediyorlar? Her yerde yani toplanıyor camilerde. Toplu halde mi tek tek? Yok toplu halde. Toplu halde o saatte gelip dua ediyorlar. Ha. Evet. Onun için Arafa günü oruç tutmayı müstahap görüyorlar. Evet. Sonra Halebi diyen İmam Sadık'tan şöyle bir rivayet ediyor. Ali Aleyhisselam'dan diyor ki Ruzi muhasabr yani Ramazan ayında oruç tutma ve eğer siz her ay 3 gününde oruç tutarsanız sanki tüm umurunuzda oruç tuttunuz gibi oluyor. Ve bunun delili de En'am suresinin 160. ayeti Men ce'a bil haseneti felahu aşra emsaliha'dan yola çıkarak diyor ki tüm umurunuz yani bir iyilik oruçlu. Yapana 10 katı verilir. Az önceki hadislerde söylenenlerin aynısı. Evet. Evet. Şimdi peygamberden de bir rivayet var. Denir ki siz tamam peki eğer her ayın 3 günü diyorsunuz. Bu 3 gün belli bir günleri var mı? Dediği zaman diyor ki evet her ayın ilk 10 günün ilk perşembesi, ikinci 10 günlük çarşamba günü ve son 10 günün de perşembe günleri oruç tutmak daha iyiydi. Sonra birisi soruyor, Ravi soruyor Hammad bin Osman diyor ki neden bu günler aynen siz yapıyorsunuz dediği zaman diyor ki perşembe günü arz edilen gün, yani name-i amal, evet, ameller arz edilen gün, oruçlu olmak daha iyi diyor. Ama çarşambaya geldiğimiz zaman diyor, çarşamba Allah Teala diyor, cehennem ateşini yaratan gün çarşambaya dengeliyor diyen bir şey var. Çarşamba yaratmış cehennem. Çarşamba da zaten. Zaten bu Şiilerde bir şey de var. Eskiden bu Zerdüştlerden kaynaklanıyor. Çarşamba Suri diyen bir olayları var. Yılın en son günü çarşambasında atlıyorlar böyle ateş falan yakıyorlar. Çarşamba Suri diyorlar. Yani yakınan günler böyle her yerde ateş falan yakıyor. Bilmiyorum bununla irtibatı var mı yok mu? Şöyle. Başka bir hadiste de perşembe ve çarşamba günlerine sebebini sorduğu zaman Peygamberimiz demiş ki bu günler Peygamberimiz aleyhisselam demiş ki bu günlerde geçen ümmetler hep başına geldiği belalar bu günleri dengeliyor diyor. Yo ilk yo son perşembeleri 10 gün perşembeleri yo da
ortadaki çarşambaya denk geldiği için bugünlerde oruçlu olma daha iyi diyen bir hadis de var. Sonra bir şey de var. Diyor ki üç çeşitler için mustahap oruçlar tutmak tavsiye etmiyorum. Eğer mesela diyor bir kadın eşinin izni olmadan nafile ya da bu mustahap oruç tutamaz. Neden? Eğer eşinin hakkını yere getirmek için bu oruçluluk ona engel olursa diyor. İkinci olarak şey diyorlar mesela ferzentler yani evladın tuttuğu mustahap orucu baba annesinin eziyete sebep olursa eğer tutmaması gerek. Ve üçüncüsü köleler için sahibinin verdiği emirlerini yere getirmek için oruç engel olursa onlar tutmasın diyorlar. Seferilere geldiğinde bazılar diyor ki çünkü Şiilerde biliyorsunuz Ramazan ayında yani terki vacip diyorlar. Ruhsat yok. Yani yolcu oruç tutamaz diyorlar. Tutamaz diyor. Ama mustahap oruçlar tutabilir. Bir de şart var. Mustahap oruç tutmanın en büyük şartı bu ki sizin borcunuz olmaması gerek. Yani zaten eğer bir borcunuz olursa siz tuttuğunuz oruç onun yerine getirmek olur. Mustahap ya da nafile sayılmaz. Yani hangi niyette tutarsan tut, kaza varsa onun yerine geçmiş olur diyorlar öyle mi? Evet. Ve bir de şey var diyorlar ki eğer siz mustahap oruçsınız eğer bunu gizlemeniz çok önemli diyor ve yani aşikar etmeyin diyor. Ona göre eğer siz oruç gününüzde yani mustahap oruç gününüzde evinize dini kardeşiniz geldiği zaman onun önünde sanki bir oruç olmadığı gibi iftar edersiniz Allah Teala size oruç tutanın sevabını verecek diye şey de var. Yani tabii çünkü eve gelen misafir siz yemeyeceksiniz o yiyecek o hoş olmaz tabii şey yapar. Yani hiç oruçlu olduğunuzu hissettirmeden onunla beraber yiyin deniyor. Şeyde de sünnilerde de aynı şey vardır. Evet. Bu tamam. Kadar. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi siz mekruhlarla ilgili değil mi? Evet. Oruç tutulması mekruh olan. Şimdi oruç tutulması mekruh olan Arafat'ta vakfeden hacıların Arafa günü oruç tutması mekruhtur. Çünkü Arafa günü hacıların en sıkıntılı günleridir. Gerçekten en zor günleridir. Onun için mekruhtur diyor. Çünkü sıkıntıyı artırır. Evet. İkincisi de sadece cuma günü bir gün oruç tutmak da mekruhtur. Peygamber Efendimiz demiş ki inne yevmel cum'ati idukum felâ tasumu illa en tasumu kablehu ve ba'dahu diyor. Yani cuma gününü oruç tutmayın demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyidikum. O sizin bayramınızdır demiş. Ondan bir öncesi ve sonrasıyla birlikte olabilir. Yani cuma günüdür diye oruç tutma şekli. Yoksa siz yani kaza tutacaksınız. Ya da oruç tutarken işte bu hadiste olduğu gibi cumaya rastlamış. Onda bir şey yok, sıkıntı yok. Tam tersine tavsiye edilir. Cuma'yı mı tavsiye ediyorlar Şialar? Evet. Üçüncüsü de cumartesi gün la tasumu yevme sabte illa meftur illa fima iftiride aleykum diyor. Evet, farz oruçlar dışında cumartesi gün oruç tutmayın diye de hadis varmış. Yani farz Ramazan'da tuttuğumuz oruçlar gibi ya da kaza edilen oruçlar gibi. Evet. Şaban ayının son 15'i de oruç tutmak mekruh olur. İzen tasafa Şaban fela tasumu. Evet. Şaban'ın son 15 günü vücut şeye Ramazan orucunu hazırlamak için herhalde. Evet. Ondan sonra visal diyor. Yani 2 gün hiç bir şey yemeden oruç tutmak. Savmi visal. Yani iftar etmeden ertesi gün de oruca devam ediyorsunuz. Ve iyi akıllı visal. Rejim yapanlar için düşünebilir. Hadis-i Ama Sıdat-ı Vasilo. Bu böyle bir şey yapmayın diyor demiş. Bazı bizde tarikatlarda 3 gün tutanlar var. Tarikatlarda. Yani onlar için fark etmez. Nasıl olsa onlar ayrı bir inanca mensup olan insanlarken kendi kafalarına göre ibadetler uyduruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Evet. Bir de yavmuş şekdir. Şek gün. Men sâme yavmuş şek fakat Asa Ebel Kasım Aleyhisselam diyor. Şek günü de oruç tutulmaz. Şek günü demek şu.
Ramazan mı değil mi diye şüpheleniyorsunuz. Ramazan'dan bir önceki gün. Mesela biz bu sene Türkiye'de biliyorsunuz Ramazan diye ilan edildi, oruç tutuldu. Başka ülkelerde oruç tutulmadı. İşte o şek günü. O zaman o başka ülkelerde yaşayanlar da ya bugün Ramazan'sa biz oruç tutalım demesinler demiş oluyor. Çünkü bu konularda kesinlik esastır. Yani bu ibadetlerde. Eğer zaten daha önce anlattığımız gibi Kur'an-ı Kerim'in emrine uyarak yapılan takvimlere göre yani astronomik hesaplara göre oruca başlanırsa şek günü diye bir şey de kalmaz. Evet. Öbürü savunma derre diyor. Yani yıl boyu oruç tutmak. Hiç şey, arayı açmadan yıl boyu oruç tutmak da mekruh. Mesela la same men samel ebed diyor. Öbür hadiste la same men samel ebed fela same ve la eftere diyor. Yani ne oruç tutmuş olur ne de bozmuş olur, öyle evet, mi? Evet. Evet. Yani yılın tamamının oruçlu geçirilmesi de mekruhtur. Şimdi burada diyorlar ki bazıları yorum yaparken işte tamamını oruçlu geçirirken Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nın da oruçlu geçirdiği için mekruhtur diyenler de var yorumlar olarak. Ama tabii ki o istisna kaideyi bozmaz. Bunun yılın tamamını oruçlu geçiren kişi o günlerin oruç tutmuyordur. Evet, yani evet. Hadis-i şerife göre. Dördüncüsü kadının kocası yanındayken nafile oruç tutması da mekruhtur. Peygamber sana demiş ki la tasumil mer'atu yevmen vahiden ve zevcuha şahidun illa biizni illa Ramazan. Evet, Ramazan dışında eşinin onayı yoksa kocası varken yani kocası yanındayken kadının oruç tutması caiz değildir. Ama mesela sabahleyin kalkıp erkenden işe gidiyor, akşam da geç geliyorsa yanında sayılmaz. Evet. Evet. Erkek için geçerli mi? Erkek için de geçerli olur. Kadın izin vermezse kocasına? Kadın izin vermezse herhalde o da o şeye girmesi lazım normalde. Kadın erkek ayrımı olmaz böyle şeylerde. Evet. Tamam, bu kadar. Tamam, senin söyleyeceklerin ne? Burada şimdi hadisler okundu. Hani özellikle hani şu an içinde bulunduğumuz Şevval ayı en çok merak edilen, hani Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın hükmü ne? Müstahap mı? Sünnet mi? Falan diye. Burada bir farklı bir görüş var. Ben sadece onu arz edeyim. Şimdi Şafilere göre, Hanbelilere göre ve Zahirilere göre, yani Davud Zahiri'nin ve İbn Hazm'ın mezhebine göre Şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstehap kabul ediliyor. Yani iyi yaparsanız sevabı var, güzel. Hanefi mezhebine hakim olan görüşte de müstehap kabul ediliyor. Fakat Ebu Hanife'nin ve İmam Ebu Yusuf'un kendi görüşleri farklı. Bir de İmam-ı Malik'in. Bunlar Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı mekruh kabul ediyorlar. Geleneğin aksine. Mekruh. Öyle bir görüş isnat edilmiş kendilerine. Bunlardan görüşünü en açıkça ifade eden kişi İmam-ı Malik. Şimdi Ebu Hanife'nin kendisine ait bir kitabı olmadığı için buna isnat ediliyor görüşü sadece. Deniyor ki Ebu Hanife bu oruçları mekruh kabul ederdi. Ama İmam-ı Malik'in kendisine ait bir kitabı var. Muvatta diye. Bu zaten meşhur hadis kitabı. O aynı zamanda hadislerin sonunda fıkhi görüşlerine de yer veriyor İmam-ı Malik. Şimdi bu kitabı rivayet eden ravi İmam-ı Malik'in ağzından bir söze yer vermiş burada. Diyor ki, çok ilginç bak, şimdi hadisleri kısaca bir hatırlayalım. Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de geçiyordu hep bu hadisler. Neydi? Her kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den 6 günü eklerse bütün seneyi oruçta geçirmiş gibi olur. Değil mi? Yani Müslim'de bile var bu hadis. Şimdi buna rağmen İmam-ı Malik'in yorumu şu. Diyor ki, bu Muvatta'nın ravilerinden biri, ben İmam Malik'in şöyle dediğini işittim ve dediği yerde oruç bahsini anlattığı kısmın sonu. Yani farz olan oruçlar, nafile olan oruçlar falan hepsini anlattıktan sonra bu Şevval ile ilgili yorumu şu. Diyor ki, ben İmam Malik'i şöyle derken işittim diyor. İlim ehli ve fakihlerden hiçbirinin ben bugünlerde oruç tuttuğunu duymadım. İmam Malik böyle demiş. Şimdi Türkiye'de olsa diyecekler zaten hocalar tutmaz ki. Hocalar söyler geçer. Bunların oruç tuttuğunu görmedim diyor. Duymadım.
Ve bana seleften, yani geçmişteki alimlerimizden de hiçbirini tuttuğuna dair bir bilgi de ulaşmadı hiç. Çok ilginç değil mi? Yani bak Müslim'de hadis var, Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var, İbn-i Vaci'de var. Ama bir şey geçme, İmam Malik'in kitabı hepsinden daha önce. Hepsinden önce. Tabii. Yani o var. Şimdi bir de İmam Malik biliyorsunuz Medineli. Ve İmam Malik'in bir metodu var. Bu Medine ehlinin ameline çok önem veriyor diğerlerine göre. Yani bu ne demek? Medine'de olan yaşantıya, dini olan yaşantıya bakıp bir şeyin dinden mi değil mi olduğuna diğerlerine göre daha rahat karar verebiliyor. Diyor ki şimdi Resulullah son 10 yılını burada geçirdi. Ashab-ı kiramın çoğu burada. Eğer bir şey varsa Şamlıların veya Iraklıların değil bunların daha iyi biliyor olması lazım diye bir mantığı var. Kabul edersiniz etmezsiniz. Şimdi bu Medine'de ben böyle bir şey duymadım diyor. Bizim geçmişteki ulemadan da böyle bir şey gelmedi. Şimdi bu neye delalet eder? İki şey söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki bu hadislerin hepsi İmam Malik'ten sonra uydurulmuş diye bir yorum yapabilirsiniz. Veya dersiniz ki Medine'de bunlar bilinmiyordu. Ama Şam'da veya Irak'ta veya daha uzak yerlerde oralara zamanında hicret etmiş olan sahabiler bu hadise rivayet etmiştir. Medine'de bilinmiyorsa da orada biliniyordur. Dolayısıyla bu hadisler uydurma değildir diyebilirsiniz. İki yorum da yapılabilir. Ama İmam Malik'in şahsi görüşü böyle. Ben diyor ne gördüm ne de duydum. Hiç kimsenin diyor Şevval'a böyle bir şey oruç tuttukları yok. Hatta ve inne ehlel ilmi yekrahu ne zalik. Hani kendisinin hani ehli ilim olduğunu güvendiğim kişilerin bunun mekruh olduğunu biliyorum diyor. Onlar bunu mekruh görürlerdi. Ve yakhafune bid'atehu ve bunun bid'at olmasından korkuyorlardı diyor. Şimdi gördük yani bir dünya hadis var ama birileri hayır bu bid'at da diyebiliyor. Hadisçi biri yani. Hadisçi biri. Bu şunu da gösteriyor. Sürekli ben yani her platformda onu vurgulamaya çalışıyorum. Bir yerde bir hadisin rivayet ediliyor olması onun mutlak manada amel edilebilir olduğunu göstermez. Hiçbir zaman göstermez. Ya efendim Müslim'de hadis geçiyor sen ne diyorsun? İşte bak kendisi hadisçi olan ne diyor? Bidat olmasından korkuyorlardı bunun. Bidat ne demek? Bir de şey var yani İmam Malik Müslim'i döver. Ondan önce yaşamış. Babası yani. Falan da sayılır zaten. Dedesi sayılır. Evet. Hatta şöyle diyor. Diyor ki eğer diyor ehli ilim, fakihler Şevval konusunda diyor az buçuk bir taviz vermiş olsalardı bütün diyor şeyin ehlül cehaleti vel cefa diye hani bilmeyen konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin diyor bunun tamamını oruç tuttuklarını falan görürlerdi diyor. Yani onlar az buçuk ehl-i cefa da ilginç bir ifade değil mi? Ehlül cehalete vel cefa. Yani bazıları şeyi eziyet çekme ibadet sayıyor ya onun evet. O da önemli yani. Cefa. Azıcık bir şey ehli ilimden de bir taviz görselerdi bu konuda halk diyor hepsini diyor onun oruç tutardı bırak 6 günü falan. Levra'u fi zalika ruhsatan min inde ehli'l ilm ve ra'uhum ya'malun zalik. Onun tamamını diyor oruçlu geçirdiklerini görürlerdi. Şimdi bu hani hadislerin dediğimiz gibi mutlak manada böyle her hadisin kendisiyle amel edilebilir olmadığını göstermesi bakımından önemli bir ayrıntı. İkincisi cuma namazıyla cuma günü orucuyla da alakalı. Biraz önce Enes Hoca'nın da söylediği hani hadis var. Cuma günü oruç tutmayın. Şimdi mutlak manada bu hadisi aldığımızda bizim ne dememiz lazım? Ya haram ya mekruh değil mi? Haram ayetle uyuşturabiliyorsak haram, uyuşturamıyorsak da eski en fazla mekruhluk ifade eder. Şimdi İmam Malik'in bu konuda görüşü ne olması lazım hadis varsa ya haram ya mekruh demesi lazım. Şimdi diyor ki lem esma' ehaden min ehlil ilmi vel fıkhi bak yine ehli ilimden ve ehli fıkıhtan yani fakihlerden hiçbirinden ben işitmedim. Ve men yukteda bihi ve kendisine tabi olunacak peşinden gidilecek önder imam hiçbirinden işitmedim. Neyi? Yenha an siyami yevmil cumuati. Cuma günü oruç tutmayı yasakladıklarını hiç duymadım diyor lan. Yok böyle bir şey. Şia'nın görüşü. Ve siyamuhu hasenun. Cuma günü oruç tutmak aksine çok da güzel bir şeydir diyor. Evet, Şia'nın görüşüyle. Ve kad ra'eytu ba'da ehlil ilmi yasumuhu. Aksine de diyor ben ehli ilimden bazılarının o güne özel oruç tuttuklarını da gördüm. Diğerlerini duymadım bunları bizzat da gördüm diyor. Tutuyorlardı cuma günü. E şimdi yani işte
fakihler arasındaki ihtilaf işte bu tip şeylerden kaynaklanıyor ve anormal şeyler değil bunlar, normal. Birinin amel ettiği hadisle diğeri amel etmez, birinin sünnet dediğine biri bidat diyebilir. Neticene Kur'an-ı Kerim'e bağlantısını bir şeyin kurabiliyor musunuz? O. Kurabiliyorsanız ne âlâ, ama kuramıyorsanız bu tip ihtilafların yaşanması gayet normal. Bir de şey başka, de, onu da eklemek gerekir. Hmm. Bu biliyoruz, İslam tarihinde bir dönem oldu. Men tedvine hadis diyen, yani hadis yazma, yazış, yasaklama bir dönemi oldu. Bu sadece ehl-i sünnette oldu. Ama Şiilerde öyle bir dönem olmadığı için Maliki'ni de Ahl-i Medine'ni kendisi bir örnek olarak alması daha mantıklı geliyor. Yani o hadisi bulmadım diyebilir çünkü o hadisler, hı-hı, sonra da yazıldı. Evet, ama uygulamayı ama görmemiş, uygulamayı olması çok görmemiş şey olur. O yüzden bunu Şiilere uyması daha mantıklı gözüküyor yani. Yani bu görüşün oraya uyması. O evet. Sizin de sürekli hani anlattığınız örnek var ya, namazın hani farzları dışında yapılan hareketlerinde de İmam Malik'in diğerlerine göre bir adım önde olması var. Mesela işte bu parmağın kaldırılması. Ellerin de hani şeylerde kaldırılması yok zannedersem İmam Malik'te. Rükûya giderken rükûdan kalktıktan sonra falan. Niye? Çünkü diyor bu tip ibadetin ifası ile ilgili olan şeyler yazılı metinden ziyade pratikle nakledilir. Resulullah da zaten öyle demiş. Bakın bana, ben nasıl namaz kılıyorsam sallu kemâ raeytumûnî usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam aynı şekilde kılın. Yani bu ne demek? Bu tip şeyler görerek nakledilir. Şimdi İmam Malik Medine ehlinin amelini ön plana aldığı için diğerlerine göre işte bu tip ihtilafları pek fazla orada göremiyorsunuz. Yani diyor ki Şafiler sadece iftitah tekbirinde değil, rükûya giderken, rükûdan kalktıktan sonra falan da eller kaldırılır. Bir daha tekbir alınır. Hanefiler hayır diyor falan. Ama bakıyorsunuz ikisi rivayetlere dayanıyor ama İmam Malik ben diyor uygulamaya bakıyorum. Uygulamada da ellerin kaldırılması yok. Şehadet tahiyyatta otururken tahiyyatta eller şimdi açık hep olacak. Mi? Sadece şehadet eşhedü en la ilahe illallah derken mi kaldırılacak? Ya da Şafilerin yaptığı gibi tahiyyat boyunca böyle şu şekil sadece kelime-i tevhid söylenirken mi böyle kaldırılacak falan? Ya bu, da ya da Hanbelilerin ki bugün işte hareket ettirme şeyler yapıyor. Falan. Selefiler yapıyor. Hı-hı. Böyle. İmam Malik ne diyor? Yok diyor böyle bir şey yani. Nasıl elin düz dursun falan. Şey. Yani bu tip şeyler görerek biz görmedik. Böyle bir şey yok Medine elinde. Ondan sonra daha şey. Zaten daha temelli gibi, daha mantıklı gibi. Mantığına uyuyor. Resulullah ön tarafta namazı kıldırıyor. Cemaatin hepsi arkada. Nafile namazları da evde. Halkın yanında kılmamış. Hı. Bu tür rivayetlerde eşlerinden gelmiyor. Eşlerinden gelse hani gene anlarsınız. O zaman şeyinki çok mantıklı geliyor. Hanefiler de burada şunu söylüyorlar. Diyorlar ki tamam evet elleri kaldırmayla ilgili hadisler var. Ama bu öyle 3-5 kişinin görebileceği bir olay değil. Eğer Resulullah ellerini her defasında rükûdan kalkarken, rükûya giderken kaldırıyor olsaydı cemaatin tamamını yapması lazım. Niye 2-3 kişiden bunu rivayet ediyorsunuz ki? Namazların rekatlarıyla ilgili herhangi bir ihtilaf yok. Yok. Yani bu da aynen namazların rekatları gibi bir şeydir. Diyerek onu sünnet saymıyorlar. Evet. Yoksa orada hadisler yoktur demiyorlar. Demiyor. Ama yani bu tip rivayet çelişkilerinde şimdi iki farklı, iki zıt rivayet bulabiliyorsunuz. Bir tarafta diyor ki rivayette Resulullah ellerini kaldırırdı rükûya giderken ve rükûdan kalktıktan sonra. Öbür rivayette diyor ki hayır kaldırmazdı. Şimdi bu tip rivayet çatışmalarında pratik sanki bir hakem rolü oynayabilir gibi. Evet yani pratiğe bakarsınız. O zaman İmam Malik'in görüşüne burada başvurulabilir. Yani bir çözüm yolu olarak o İmam Malik'in görüşleri kullanılabilir. Ben bir de şey söyleyeyim. Ben mesela Tunus'ta gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Namaz kıldıkları zaman imam böyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yok. Esselamu Aleyküm. Bitti. Daha ikinci tarafı yok. Tek tarafa veriyor. Farz sana. Namaz adamı. Ha, farz namaz adamı. Esselamu Aleyküm. Temel? Sadece sağdakine selam vermiş. Yani. Soldaki. Ama temel. Ya. Hadi sana şey yok demiş. Ben selam vermişim. Ne der adam demiş. Bütün günahları yazıyormuş ya soldaki melekler.
Şuna da ona selam vermemiş demek. Zaten şeyde bu ilk selam veririz. İkincisinde Musa diyenler var ya. O selamında ilkinin farz, ikincisinin musahib olduğunu söyleyenler var. Onun için olabilir. Şeyde herhalde de cenaze namazında sadece sahaya selam verip çıkıyorlar. Böyle bir şey de var. Tamam, yani bütün bunları bilmekte fayda var. Evet. Peki. Bir de bu belki hani söylemek gerekir. Bu aşura günüyle ilgili oruç rivayetleri var. Şimdi bunlardan bir tanesi Mekke dönemini anlatıyor. Bir tanesi Medine dönemini. Şimdi kitaplarda rastlayabilirsiniz belki. Şimdi Mekke dönemini anlatan rivayet şöyle. Diyor ki bu da Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de falan geçiyor. Aşure günü diyor. Cahiliye devrinde müşriklerin de oruç tuttukları bir gündü. Resulullah da diyor tutuyordu bu oruçları. Ama diyor daha sonra Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah dedi ki artık tamam aşure orucunu tutmamız gerekmez. Dileyen tutar, dileyen tutmaz. Tutan sevabını alır, tutmayan için herhangi bir günah yok. Şimdi bir rivayet böyle. Bir rivayette de sanki bunu Medine'ye bağlayan bir rivayet var gibi. O da diyor ki, evet Yahudiler, Resulullah diyor Medine'ye gelince Yahudilerin aşure gününü oruç tuttuklarını gördü. Sordu diyor sebebini. Onlar dediler ki bugün Allah'ın Firavun'a karşı Musa'ya yardım ettiği gündür. Biz o günü tazim için, yani o günün hatırına bugün oruçlu geçiriyoruz diye. Resulullah dedi ki, mesele Musa'ya yakınlıksa eğer, biz Musa'ya sizden daha yakınız dedi. Ve müminlere diyor, aşure gününü oruç tutmalarını söyledi, emretti. Şimdi çelişiyor gibi rivayet. Yani biri Mekke'de tutuluyordu diyor, biri de Medine'ye gelince. Nasıl uyuşturabiliriz? Biz sitede verdiğimiz cevapta şöyle bir uyuşma önermişiz artık. Yorumu sizlere ait nasıl diye. Demişiz ki biz ikisi çelişmeyebilir. Mekke'de tutuluyordu oruç. Resulullah Medine'ye gelince bakıyor Yahudiler de tutuyor aynı orucu. Soruyor siz niye tutuyorsunuz peki? Şimdi onlar İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir şey olarak tutuyor olabilirler Mekkeliler. Geliyor Yahudiler de tutuyor. Yahudiler de bunu Musa Aleyhisselam örnekliğiyle açıklayınca Resulullah diyor ki hani biz Musa sizden daha yakınız. O yüzden 9-10 veya 10-11 bir gün fazla ilave ettiriyor şeye, aşure gününe. Dolayısıyla aşure gününe Medine'de başlanmıyor. Siz o gün oruçlu geçiyorsunuz, biz iki gün oruç tutarız o zaman deyip 9-10 veya 10-11 şeklinde orucu. Hani iki rivayeti de bu şekilde uyuşturmuş olabiliriz. Yani Medine'de Yahudilerin oruç tutma sebebini sormuş oluyor. Yoksa onlardan görüp de bu orucu emretmiş olmuyor Resulullah. Evet. Bilmiyorum uyuşturabilmişiz mi iki birbirine zıt rivayeti. Belki mantıklı gözükmüyor da mesela ha sen yapıyor musun biz senden daha bir yarışma gibi şey oluyor. Çünkü bu şer'i böyle bir hükümleri farz başka değil. Bir farz olmayan şeylerde Resulullah'ın muhalefeti var. Farz olması bile ve ibadi bir anlamda bakayım sen neye böyle yapıyorsun de ondan ha biz daha şeyiz diye bir pek. Yani esas olan tasdik olmasıdır. Evet. Yani, evet. Orada bir şey var yani bir problem var. Peki başka sorular falan var mı? Soru var mı? Şimdi soru şöyle birinci soru. Nafile oruç bozulursa, yani kişi nafile oruç tutuyor. Bozarsa bir daha kazasını yapmasının i̇şte, hükmü ne olur? Hanefilerde ve Malikilerde kaza yapmalı deniyor. Ama Şafiler kazaya gerek yok diyor. Ben bilgim aklımda kalan o. Şafi ve Hanbelilerde kazaya gerek yokmuş. Kazaya gerek yok. Ama Hanefi ve işte bunlar diyor ki işte galiba. Siz ibadete başlamakla kendinize vacip ettiniz. Allah'a karşı oruç tutmaz sözü vermiş oldunuz. Şu niyet ederek başladığınızdan dolayı. Dolayısıyla bunu yapmanız lazım. O gün yapamadıysanız başka gün yapın diyorlar ki oldukça mantıklı gözüküyor. Yani yufunu bin nezce ayeti var mı? Daha çok şey ayetini dili gösteriyorlar Muhammed sorarsan. فَلَا تُبْضِلُوا اَعْمَالَكُمْ diye. Hani amellerinizi boşa çıkarmayın, iptal etmeyin gibi. Yani ama yufunne bin nedri daha uygun düşüyor orada. Şimdi velâ tubdûle amâlekum, o zaten iptal ediyor adam. Orucunu bozmakla iptal etmiş oluyor. Orada bütünüyle iptal etmeyin manası olabilir. Evet, yani yenisini tutunca yerine getirmiş oluyorsunuz. Yerine getirmiş olursunuz. İkisi de olur. Evet. Hatta yani, şöyle bir hadis de varmış Tirmizi'de. Ayşe validemiz diyor ki biz oruçluyken Hafsa ile birlikte yani yine Peygamberimizin eşlerinden
bir hediye getirildi ve biz de orucumuzu bozduk diyor. Sonra Resulullah geldi ve durumu ona bildirdik. Ya Resulallah, bize yiyecek bir şeyler getirdiler. Hani canımız çekti, biz de orucumuzu bozduk. Resulullah da diyor ki, yani günah yok ancak yerine bir gün tutmanız gerekir. Yani onun yerine başka bir oruç tutun. Tamam, işte orada da aynı şey. Yani Resulullah'ın o sözü de onu gösterir. Ben şimdi ne yapmış oluyorum? Diyorum ki mesela bu gece kalktım. Niye kalkıyorum? Yarın oruç tutayım diyorum. Ne için tutacağım? Allah rızası için tutacağım. Ne yapmış oluyorum? Ben Allah için oruç tutmayı kendime görev haline getirmiş oluyorum. Bir nezir oluyor yani. O da yufune bin nezri de var. Yani yaptıkları nezirini, Allah verdikleri sözü yerine getirirler. Allah'a verilmiş olan söz de tabii ki yerine getirilmesi en uygulandır. Eğer şey yaptıysan, bozduysan bir gün yerine tutarsın. Sadece sözünü yerine getirmiş olmak için. Ama şeyler de diyor ki, Şafii'ler de diyor ki, yani bu zaten adamın böyle bir borcu yok. Tuttuysa tuttu. Burada buna biz nezir, yani bir adak muamelesi yapamayız diyorlar. Onlar da öyle bir yorum yapıyorlar. Evet. Bu geçen derste sorulan bir soru yine sorulmuş. Hani fitre verilmediyse Ramazan'dan önce bayram geçince ödenir mi, ödenmeli mi? Ödenir tabii. O da bir borçtur çünkü. Ne ayet-i kerime ne diyor? Velellezine yutikunehu fidyetun taamu miskin. Yani oruç tutabilecek durumda olanların üzerine çaresiz kalmış bir kişiyi doyurma görevi vardır diyor. O görevin bir zamanla sınırlamıyor ki, yani illa şu tarihte yapacaksın da bu tarihte yapmayacaksın demiyor. Falanca günlerde demiyor yani. Yutikunehu meselesi Ramazan'ın sonunda ancak tahakkuk eder. Hadislerde de Ramazan'ın sonunda fitrenin vacip olduğuna dair rivayetler var. Ama yerine getirilmesi illa falanca gün yerine getirilmediyse getirilmez diye bir ifade yok. Yani zimmette borç olarak. Zimmette borçtur. O borcu ödemesi lazım. Bu salon içinden varsa soru onları alalım. Çünkü konu dışı soru var. Ama mikrofonu kullanın bir zahmet. Mikrofonsuz caiz değil. Hocam, bu şeyle ilgili, muhalefetle ilgili kafama takılıyordu bu. Şu açıdan, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Yahudilere diyor ki, Tevrat'a uydukları zaman Müslüman sayıyor onları. Şimdi Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman diyor ki, Musa Aleyhisselam bize daha yakındır. Yani o söz biraz geliyor, garip geliyor. Neden? Onlar da Müslümansa, o orucu tutuyorsa Peygamber Efendimiz'in öyle demesi mantıklı olmuyor. Doğru olmuyor bir açıdan. İki, geçen de dergiyi bakıyordum, bu 4. sayıda. Yahudilerin bizim gibi namaz kılmaları. Orada deniliyor ki Yahudiler ellerini böyle salardı. Peygamber Efendimiz de onlara muhalefet ellerini bağlamış. Şimdi böyle bir şey olur mu? Onların da aynı namazıysa, bizim de aynı namazımızsa, bir yerde böyle yapıp bir yerde böyle yapmak, yani ne kadar doğrudur söylenmesi? Biraz mantıklı gelmiyor sanki. Biliyorsun Şia'da ellerini bağlarsan namazın olmaz. Malikilerde de ellerin bağlanması görevi yoktur. Ellerin bağlanması ile ilgili mesela Hanefilerde ellerin bağlanması farz mı? Hiçbirinde farz. Yani öyle bir görev değil. Yani eğer şeyse, yani seni haklı kalan ifade olarak söylüyorum. Ellerin bağlanmasını şart koşması gerekirdi Resulullah'ın. Böyle bir şart koşma yok. Eğer Resulullah ellerini sürekli bağlıyor olsaydı, ki az önce Yahya'nın uzunca anlattığı gibi, Malikiler bir kere, yani Medine halkının amelini esas alan Malikiler el bağlamayı şart koşarlardı. Yani tekrar edeyim, bizim oluşmuş geleneğimizde, mesela işte siz ilahiyat tahsili görmüş kişisiniz, ben şahsen kendim şu ana kadar bir yerde okumadım. Kur'an-ı Kerim'de olmasa hiç bilmeyeceğiz. Kur'an'ın öncekilerini tasdikle ilgili usul kitaplarında ya da geçmiş kitaplarda bir başlık hatırlayanınız var mı sizin içinde?
Halbuki tasdik son derece önemli. Tasdik eden bir Resul gelirse inanacaklar, yoksa inanmayacaklar. Yani o tasdik konusu tamamen ortadan kaldırılmış. Tasdiki bırakın, işte şimdi senin de haklı olarak itiraz ettiğin gibi sanki muhalefetle gelmiş. Muhalefetle gelmiş olan bir nebiye inanma görevi doğar mı? Ne diyor Allah-u Teala? Tasdik eden birisi gelirse inanacaksınız diyor. Muhalif olana niye inansın ki? Dolayısıyla o tasdik üzerinde bizim de şimdi yani ısrarla durmamız lazım. Yani dün bir arkadaşımız anlatıyor. Diyor ki işte bizim Süleymaniye Vakfı'nın işte bir şeyi var, biliyorsunuz, düsturu var. Yani aslında bizim şey değil, biz Kur'an-ı Kerim'e uymaya çalışıyoruz. Yoksa bizim ortaya koyduğumuz şey değil ama karşı taraf öyle değerlendiriyor. İşte Allah'ın indirdiği ayetler, yarattığı ayetler, dinin fıtrat olarak algılanması, yani bu bir yabancı ülkedeki algıyı anlatıyor. Şimdi oradakiler şunu söylemişler, ya şimdi sizin anlattığınız din, bu anlayış bizde yok. Son derece etkileyici. Ona karşı bir cevap da üretemiyoruz. Onun için yani en iyisi sizinle ilişkileri dondurmak deniyorlar. Söyleyecek bir söz yok. Bu zaten Cenab-ı Hakk'ın her tarafta uygulanmasını emretmiş olduğu prensiptir. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili nedir diye sorarsak ne cevap vereceksiniz? Allah'ın yarattığı ayetlerdir. E şimdi o zaman bizim gelenekte Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu neyle ortaya koyarız? Hadis falan da değil. İşte inanmıyor musun? İnanmazsan kafir olursun. Böyle psikolojik şeylerle. Yani elde herhangi bir delil yok. İşte Resulullah'ın en büyük mucizesi. Tamam, bunu söyleriz. Güzel ama mucizeliğini nasıl bileceğim? Ve Müslümanların da Kur'an'la ilişkileri sadece ezber boyutundadır, biliyorsunuz. İşte kim daha düzgün harfleri telaffuz ediyor, kim daha iyi seslendiriyor. Kur'an Allah'ın kitabı olduğunun ispatı ile alakalı bir şey de yok bizim gelen. O da yok. E o zaman tasdiki de ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi o şekilde gittiğimiz zaman gerçekten bu dine inanmayın demek oluyor. Ama Allah'ın emrettiği şekilde gidersek, o indirilen ayetler, yaratılan ayetler. Ne kadar ilim varsa onlar yaratılan ayetlerden elde edilmiş oluyor. O zaman siz bütün ilim adamlarına tasdikle gitmiş oluyorsunuz. Sadece şeyle değil. O yaratılan, indirilen ayetler meselesiyle tüm ilme tasdikle gidiyorsunuz. O zaman o ilim adamları da Kur'an-ı Kerim'e bakma ihtiyacı duyacaklar. Gerçekten böyle mi diye. Bakınca bunun Allah'ın kitabı olduğunu onlar da görecek. Tüm insanlığa sizin gözlemlediğiniz, tabiattan elde ettiğiniz bilgilerle bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu göreceksiniz diyeceğiz. Ki bütün nebilerin söylediği tezkir kelimesi ortaya çıkacak. Orada da tasdikle gidilmiş olacak. Ondan sonra da işte Zerdüştü'ne, Sabi'sine, Nasrani'sine, Yahudi'sine de böyle gidilmeli. Evvelki gün birisi anlatıyor. İsrail'de bir grup Yahudi varmış. İsrail'in devlet kurmasına karşı çıkıyormuş. Bizim kuracağımız bütün devletlerin sonu fiyaskoyla sonuçlanacak. Bunu yapmayalım. O şey gelecek, Mesih gelecek. Mesih geldikten sonra ancak dünya hakimiyeti olacak diye. E şimdi onlara geldiğini de göstermemiz lazım. İşte sizin dediğiniz Muhammed Aleyhisselam'dır. İşte bu tasdiklere gittiğimiz zaman çağımızın da bu iletişim ve haberleşme araçlarını düzgün bir şekilde kullandığımız zaman
her şey düzelecek. İşte orada Rüstem Hoca'nın itiraz etmiş olduğu, haklı itiraz etmiş olduğu şeyler ki Enes Hoca da daha önce şey yapmıştı, ortadan kalkacak. Efendim niye muhalefet ediyorsunuz? Şeyse eğer Muharrem'in 10'da oruç tutmak yanlışsa hiç tutmaması gerekiyor değil mi? Doğruysa niye ilave ve çıkarma yapıyorsun? Çünkü sen tasdikle gelmişsin. Evet. Başka var mı? Evet. Hocam, oruç, Ramazan boyu oruç tutmuyor. Hiç siyasetçilik yapmamışa benziyorsun. Hiç mikrofon burada durmaz. Böyle burada olur. Ben hep siyasetçilere malzeme oldum hocam. Tamam. Siyasetçi olmadım. Mikrofonu böyle ağzına yaklaştır ki. Hocam, Ramazan'da bilerek orucunu yiyen bir insana fidye verilir mi? Fidye mi vereceksin? Ya hayır, fidye veriyor mu oruç tutanlar? Efendim, oruç fitre. Tutmayanlara fidye verebilir mi? Yoksa oruç tutanlara mı vermeli? Şimdi ayet-i kerimede diyor ki bir miskin taamı. Miskin ne demek? Çaresiz kalmış. İster Müslüman olsun ister olmasın fark etmez. Yani o fidye dediği Allahü Teala'nın ve bizim fitre diye artık insanlar tarafından yaygınlaşmış. Şimdi sen anlıyorum, sen fidye diyeceksin de o artık bir söz vardır. Deme kal bırak Allah'a vur. Galat-ı meşhur lügat-ı fusahadan evladır diye. Öyle bir şey meşhur olmuşsun kolay kolay değiştiremezsin. Önemli olan yanlış anlaşılmamasıdır. O fitre Müslümana verilecek diye bir şey yok. Orada çaresiz kalmış kişiyi doyuracaksın. O kim olursa olsun. Şart değil. Biliyorsun bir de şey fitre namazı kıldırırlar adamlara. İki rekat da namaz kıldırır. Vallahi adam diyecek ki vallahi kalsın diyecek. Evet başka? Ha. Şuraya. Hocam bu oruçlara niyet etme bakımından farz veya nafile olması bakımından bir ayrım var mı? Mesela nafile namazlarda geceden niyet edilen veya gündüzden niyet edilen şeklinde bir bilgi var bende de. Doğruluğu hakkında şüphem var gerçekten. Nasıl diyorlar? Söyle. Yani geceden niyet edilen, sahur vakti, imsak vaktine kadar niyet edilen. Mesela ben kalktım, sabah namazını kıldım, yattım. Öğle namazının işte o kerahat vaktine kadar, 45 dakikalık bir vakte kadar o nafile oruçlara niyet edebilirsin şeklinde bir bilgi var bende. Farzlar için de aynı şey vardır. Farz için aynı. Yani farzlar geceden veya gündüzden diye bir ayrım yok. Farzlar için de aynı şey vardır. Yani şeyler fıkıh kitaplarında vardır o. En azından mesela Ramazan ayı için zaten ben bu Ramazan ayıdır oruç tutacağım şeklinde bir niyetle yatıyorsunuz ya. Ama benim dediğim şöyle, hiç kafanızda hiç oruç tutmak yok. Sabah kalktım, ya ben bugün işte nafile oruç tutayım şeklinde bir niyet ettim. Bunun da şeyin sınırını işte öğle namazına 45 dakika kala gibi bir vakitle sınırlıyorlar. Ben bunun doğruluğunu teyit etmek istiyorum. Tabi orada şöyle yapılıyor, yani fıkıh kitaplarında o var. Efendim günün yarıdan fazlası niyetle geçmiş olmalı diye, ki bunu ben bir kaynağını bilmiyorum şahsen, yani bir delili olacağını da zannetmiyorum. Onu da şöyle diyorlar, diyorlar ki işte 45 dakika kala demelerinin sebebi işte fecirden güneş batana kadar olan kısmı ortadan ikiye bölüyorlar. İşte öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadardır diye düşünüyorlar. O zamana kadar niyet edersen günün çoğu niyetli geçer diye düşünüyorlar. Öyle bir görüş var. Ben şahsen bu görüşün doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü ibadet ise niyetsiz olmaz yani. İnnemel amal bin niyat hadisi şeye uygun yani. Sizin kafanızda oruç tutma şeyi olmalı. Yani siz Allah'ın emrine uyma kararındasın. Müslümansam, ben müminsem bir kere Allah'ın emrine uymaya karar vermişim demektir. Ramazan'da oruç tutmamak için iki tane sebep var. Hasta olurum, yolcu olurum. Değilsen oruç tutacaksın kardeşim. Yok ben niyet etmemiştim, akşamdan niyet edeyim. Böyle şey yok. Bu sana verilen emirdir. Bunu oruç tutacaksın. Bu senin görevindir. Ne diyor? فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ Kim o ayda yaşarsa o ayı oruçlu geçirsin. Tamam. Bir kere bu o ayda oruçlu olma Allah'ın emridir. Burada sana
yetki verilmemiş. Yok ben bugün niyet etmedim, bugün niyetli değilim. Bir Müslümanın böyle bir söz söylemeye hakkı yok. Onun dışında eğer ben karar vermemişsem, yani niye? Çünkü oruç tutma görevi diye bir görevim yok başka bir gün. Oruca başlamanın da vakti var. İşte fecr-i sadıktan itibaren başlayacağız. O zaman benim oruç tutmaya niyetli olmam lazım. Bazı hadislerden hareketle bunu şey yapıyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti, işte şey, evde bir şey yoksa o zaman biz bugün oruçlu olalım falan diye. Bana pek mantıklı gelmiyor o. Yani niyet, yani Ramazan orucunda zaten oruç tutma dışında herhangi bir tercih şansın yok, tutmak zorundasın. Ama onun dışında imsak öncesi niyet etmiş olmalı. Bilmem sizin farklı görüşünüz var mı siz? Bu hadis, işte hadisi var. Oku bakalım. Şeyde Ayşe validemizden geliyor. Diyor ki: "Dehale aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zati yevmin fekale." Resulullah bir gün yanıma geldi ve sordu de "Hel indekum min şeyin?" Hani yiyecek bir şeyler var mı evde? "Fekulna la." Biz de hayır dedik. "Yok." "Fekale fe inni izen saimun." Acaba ne zaman geldi o? Yani akşamdan mı dedi yoksa? Sabah kahvaltı edilecek vakit diye söylüyorlar. Öyle yazıyor mu orada? Yok, şeyde anlatılıyor. Şimdi devamı da onu gösteriyor zaten. "Sümme etena yevmen ahar." Başka bir gün yine geldi. "Fekulna ya Resulallah." Yine sordu. "Bir yiyecek bir şeyler var mı?" "Uhdiye lena haysun." İşte bir çeşit bir yemek getirilmiş, bize hediye edildi. "Fekale erinihi felagad asbahtu saiman feekele." Yani o zamana kadar hiçbir şey yememiş. Hani oruçlu olarak sabahladım dedi ve yedi. İşte bundan dolayı deniyor ki nafile oruçlarda işte o kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Asbahtu saiman o lugavi manası ile olur. Hiçbir yani şey yemeden, yemedim şimdiye kadar. Hiçbir şey yememiştim, şimdi yiyeyim der. Evet. Yoksa oruca niyet etmiş olarak manasına gelmeyebilir. Yani akşamdan da diyebilir. Bir öncekinde o zaman niyet ediyor ama. Evet. "Fe inni izen saim." O zaman ben şimdi oruç tutayım bari diyor. Tamam, yemediği hangi için zaman? Yani o vakit şey mi? Yani güneş fecirden sonra mı yoksa akşamdan da olabilir mi? İşte yevm dediğine göre güneş doğmuş olmalı yani. Tamam. Şeylerde şöyle bir görüş var. Diyor ki eğer öğlen namazına kadar siz orucu bozan bir şey yapmadıysanız bu işte. Niyet bu tutabilirsiniz. İşte Hanefi mezhebinin görüşü var. Zaten Hanefi ile şey arasında, Caferilik arasında çok büyük bir yakınlık vardır. Hanefi mezhebinin görüşü öyle. Ben bir soru sormak istiyorum. Öncelikle ben bir Hanefiyim. Fakat bundan dolayı üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü ben de birçok Hanefi gibi maalesef taklit ediyorum birçok şeyi. Bu taklit ettiğimiz şeyleri bizim hikmetini, illetini, sebebini bilmemiz açısından bunları araştırmamız ve sizin gibi değerli hocalarımızı takip etmemiz son derece önemli. Gönül ister ki bütün Müslümanların bu tür şeylere katılmak kaydıyla bu yaptıkları taktiklerin ve niçin, neden yapıldığını çok da kıyas ederek, mukayese ederek anlayabilmeleri. Çünkü aksi takdirde bizim çok da böyle taklit ettiğimiz şeylerden dolayı, bir takım şeylerden dolayı maalesef Müslümanlar arasında birbirlerine karşı olan kin ve nefret duyguları artıyor. Ve çok hoş olmayan maalesef nahoş şeylerle karşılaşıyoruz. Fakat benim daha çok üstünde durmak istediğim ve özellikle sizden cevabını beklediğim şey şudur ki bizim taklit ettiğimiz bu fıkhi konulardan dolayı Müslümanların işte elinizi kaldırın ve rüküden sonra kaldırmamak gibi nedenlerden dolayı birbirlerini katlettiklerini, birbirlerine karşı savaş açtıklarını bilmiyorum böyle bir şey var mı tarihte. Ki ben kendi mahallemde, kendi çevremde Şafilerle hiç bundan dolayı bir kavga etmiyorum. Bir kin de tutmuyorum. Fakat Müslümanlar Fatiha'da oturdukları zaman tehiyyatı okurken işaret parmaklarını kaldırıp indirene kadar şu bir aşikar ve acıdır ki yeryüzünde yüzlerce Müslüman birbirini katlediyor. Biz bunları tartışırken benim en çok üstünde durmak istediğim ve sizden özellikle cevabını beklediğim Müslümanlar arasında bir takım ameli noktalardan dolayı birbirlerini katletmezlerken fakat
bazı mezhep sahipleri birbirlerini katletmektedirler. Şii, Sünni, IŞİD karşı mezhep görüşündeki insanları katletmektedirler. Bu nedenden dolayı, yani neden Müslümanlar farklı mezhepler olan Müslümanlar birbirlerini hangi nedenden dolayı katlediyor ki, aşikardır ki bu fıkhi meselelerden dolayı olmasa gerek. Bundan dolayı sizden açıklama ve bilgi talep ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Şimdi öncelikle fıkıh kitaplarında şöyle bir şey vardır. Mukallidin mezhebi olmaz. Mukallit ne demek? Mukallit demek, yani herhangi bir görüşün gerekçesini bilmeyen kişi demektir. Ben Hanefi mezhebindenim diyebilmek için Hanefilere ait olan bir görüşün delillerini bilmek ve onu doğru kabul etmek lazım. Bakın, ben Ebu Hanife burada şöyle demiş ya da Hanefi mezhebi şöyle demiş, delilleri şu, doğru söylemiş, ben de onu kabul ediyorum demek gerekir. O zaman kişi o mezhepten olur. Ama bizim gelenekte öyle değil. İşte biz Hanefiyiz. Niye? İşte annem Hanefi, babam Hanefi falan. İşte sordum, Hanefiymişiz. Hatta bir gün bir karı koca gelmişti İstanbul Müftülüğü'ne. Diyor ki, kızımızı bir adam istedi diyor. Baktık, abdesti, namazı. Çok temiz bir delikanlı. Kızı verdik diyor. Sonra bir de duyduk ki Şafii'ymiş. Hanım bir tarafta, ben bir tarafta ağlıyoruz. Kıza da bir şey hissettirmemeye çalışıyoruz. Perişan olduk hocam. Şimdi yani ona göre Şafii demek kafir demek. Öyle şey yapıyor. Neyse, anlattım. Şaşırıp gittiler geriye. Yani bu şeyler bazen din haline geliyor mezhepler. Bir de biliyorsunuz Müslümanlar çok uzun süredir problem çözme yeteneklerini kaybettiler. Bütün İslami kavramların içerisi boşaltıldı. Şu anda o boşaltılmış kavramlar Müslümanlara hakim. İçerisi boşaltılınca bazı şeyler öne getiriliyor, falanca kafirdir, öldürülmesi gerekir diyor. Çünkü dinden döneni öldürün diye şeyler var. Kendi mezhebine uymadığı zaman onu dinden dönmüş olarak kabul ediyor. İşte bir gün Fatih Camisi'nde ikindi vaazı yapmıştım pazar günü. Odaya, imam odasına gittim, birisi geldi böyle kıpkırmızı, son derece şöyle belli sinirlenmiş. Hocam, az daha elimden bir kaza çıkacaktı. Ne oldu? Adam orada namazdan düpedüz dalga geçiyor dedi. Ne var dedim. Kalkıyor, ellerini kaldırıyor. Yatıyor, ellerini kaldırıyor. Kardeşim, ne işte, bir kere kaldırdın ya. Ne öyle böyle kaldı? Adam dedim ya, Şafii mezhebinden o adam. Ha, öyle mi? Dedi. Şimdi dolayısıyla bu şeyler bilhassa gençleri çok kötü bir şekilde şartlandırıyorlar. Mesela Avrupa'da Selefiler, eski Rus Cumhuriyetlerinde Selefiler, çeşitli yerlerde belli şekillerde şartlandırıldılar. Yıllardır. Ve belli noktalardan beslendiler. Şimdi onlar cihat adı altında, şimdi biliyorsunuz mesela Türkiye'de de oy veren kişi ne olur diyorlar? Kafir olur diyorlar. Aynı mantıktır. Ama mesela aynı kişiler gidin de bakayım, Suudi Arabistan'da devletin aleyhine tek kelime söyleyebiliyor musunuz? Hadi burada sizi millet konuşturuyor. Şimdi bu şekilde şartlandırılıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdirler doğru da, işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin başında siz geliyorsunuz. Çünkü söylediklerinizin hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'le, Resulullah'ın sahih hadisiyle bağdaşacak şeyler değil. Size din diye öğretilmiş, şartlandırılmış, şimdi gönderiliyor, cihat yapacaklar. Ve orada
insanları kesmeyi, boğazlamayı cihat zannediyorlar. Ama bu Müslümanlar buna layık olmasaydı Cenab-ı Hak bu kadar büyük bir cezayla cezalandırmaz. Biliyorsunuz işte Ramazan'dan önce, yoksa Ramazan'ın içindeydi galiba, alimler toplantı yaptı, bir bildiri yayınladılar. Günde 900 kişi birbirini öldürüyor diye Müslümanlardan. Yani biz Filistin üzerinde üzülerek duruyoruz, Gazze tabii çok üzüntü verici bir şey ama o günlerdir daha sayısı binleri yeni geçti. Ama her gün 900 kadar Müslüman birbirini öldürüyor. İslam aleminin ne kadar kötü durumda olduğu ortada. Problem çözme yeteneğini asırlar öncesinden kaybetmiş bir şey. Tabi olan, metbu olmayan, yani önde gitmeyen, başkalarının arkasından giden, hep böyle güdülen bir İslam alemi var. Ve onu da siz çok iyi biliyorsunuz ki, Kur'ansız ve sünnetsiz bir İslam, İslami ilimler var. Yani bugün siz istediğiniz kadar şeyleri çoğaltın. İslam üniversitelerini, ilahiyat fakültelerini, imam hatip okullarını ne öğretiliyor orada? Orada öğretilenler hiçbirisinin hayata bakışını değiştirecek ve önder olmayı, olmasını sağlayacak, problem çözmesini sağlayacak şey değil. Onun için bu çok büyük bir problem. Allah'a çok şükür ki bu ortada yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Onun için size ben tavsiye edeyim, hiçbiriniz herhangi bir mezhebin adını söylemeyin. Ben Müslümanım deyin. Ben Müslümanım. Ben Selefiyim, ben de Müslümanım. Ben değil miyim? Ben bilmiyorum, ben Müslümanım. Sen de kendi inancınla alakalı kararı sen kendin ver. Sen bana soruyorsun, ben Müslümanım, o kadar. Çünkü Müslüman Allah-u Teala'nın, İslam Allah'ın bize verdiği dinin adı, Müslüman da o dine uyan kişinin. Müslim tabii şey de, Türkçe'de Müslüman diyoruz. Farsçadan, ya Müslüman diyorlar değil mi Farsça? Oradan gelme bir şey. Dolayısıyla bu şeyi mutlaka ortadan kaldırmak zorundayız. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize bir cezasıdır. Bütün dünyaya örnek olması gereken, problemleri çözmesi gereken Müslümanlar maalesef altta ezilen durumdadır. Çünkü kendi dinlerini, ellerindeki Kur'an olmasına rağmen Kur'anlarını bir kenara itmiş insanlardır. Yani Allah'ın kitabından çözüm aramayanlardır. Bu problem büyük yani. Evet, başka var mı? Buradan. Hocam sadece anladığımı doğru anlamış mıyım anlamında soruyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak işte Meryem annemize rükû edenlerle birlikte rükû et dediğinde başka bir yeri sizin işte Yahya hocamızın söylediği gibi onu gözünle gör ve uygula dediğini anlıyorum. Şimdi bir de Kur'an-ı Kerim'de şimdi kıraat var, secde var, rükû var, kıyam var. Hepsini Allah bunları bildiriyor bize. Ve bir ayette de hani Kur'an indirirken sorduğunuzda açıklanır, açıklanmayan kısmı da affettiği anlamında bir ayet var. O zaman bu ellerin bağlanış şekli hiç de önemli değilmiş gibi geliyor bana bu şekilde. Hani şeytan beni sonradan dürtmesin diye bunu öğrenmek istedim. Yok, zaten az önce söyledi ki aslında Hanefiler de elleri bağlamak farzdır demiyor ki. Yani hiçbir mezhep öyle bir farz demiyor ellerin bağlanmasında. Ama bir tek şey Şia diyor ki elleri bağlarsan namazın olmaz diyor. Değil mi, öyle diyor. Sadece Şia diyor, başka değil. Yani ellerini bağlarsan namazın bozulur diyor. Onun dışında şey değil, yani bağlasan da olur, salıversen de olur. Ama mesela şeyler, Hanefiler diyor ki bağlamak sünnettir. Evet. Var mı buradan soru? Evet. Peki. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.